Yoğun, uzun bir sezon, farklı bir sezon. Öncelikle oradan başlayalım. Bu sezonun sonu milli takım başı nasıl durumun hem fiziken hem mental? Tabii ki çok genç bir milli takımız. Tabii ki tecrübeli abilerimiz de var. Çok mutluyuz bu durumdan çünkü herkes milli takımda oynamak için hevesli. Buraya gelmek için herkes hevesli. Siz de zaten hissetmişsinizdir onu. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahada her zaman birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bence bu çok önemli. Çünkü birisi bir şey yapmadığında her zaman bir diğeri her zaman onun için mücadele ediyor. Bu bence çok önemli. Çok güzel bir milli takım var. Siz de zaten görüyorsunuz bunu. İnşallah güzel başarılar yakaladık. Önümüzdeki süreçte de en iyi şekilde en güzel başarıları yakalarız. Türk Duvarı'nı son. Euro 2020'de tekrar kuracak mısınız? Aman abi nazar değdirmeyin. İnşallah kurarız. Çok şükür sağ salim bitirdik sezonumuzu da. Şimdi tamamen çok uzun zamandır beklediğimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Bütün konsantrasyonlar da bu yönde. Okay, milli mesai için neler söylersin? Önemli bir şampiyonu bekliyor çünkü. Tabii ki yani çok önemli bir şampiyona. Bildiğiniz gibi de virüsten dolayı ertelendi ve bu özlem daha da arttı. Ben de bir an önce kampa katılıp bir an önce bu havayı, o havanın içine girmek istiyorum açıkçası. Çok önemli bir turnuva. Hem bireysel hem ülkemiz açısından dört gözle bekliyorum. Okay, iyi bir jenerasyonumuz var ve gruptaki takımların hocalarının açıklamalarına bakarsak bizden çekiniyorlar. Hakan'a da bu soruyu sormuştum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Herhalde en kritik maç şu aşamada İtalya maçı gibi gözüküyor. Grup için neler söylersin? Yani Wembley'i bekliyor herkes ama uzun bir yol orası tabii. Ya tabii ki şöyle, ben kendi arkadaşlarıma olan, takımıma olan, hocalarımıza olan güvenimiz tam ve bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize ben de inanıyorum. Ama tabii ki maçlar sahaya çıkmadan kazanılmıyor ve bu seviyede özellikle hiç kolay bir maç yok. Ama öncelikle hedefimiz olan gruptan çıkmayı hedef alarak, öncelikle bu hedefi gerçekleştirerek ondan sonra turnuvanın her sonucu açık olabileceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi iyi bir grubumuz var. Bunu da son maçlarda gösterdik. Ama nasıl ilk iki Dünya Kupası elemelerinde, grup elemelerinde ilk iki maçta nasıl sürpriz sonuçlar aldıysak, üçüncü maçta verdiğimiz sürpriz skor da bize bir uyarı niteliğinde oldu. Ve bu yüzden her maça teker teker konsantre olup yolumuza emin adımlarla devam etmemiz lazım.